Bursa'nın gündeminden merhaba değerli izleyiciler. Bugün de değerli 3 konuğumuz var. Bu hafta Büyükşehir Belediyespor Güreş Baş Antrenörü Sayın İsmail Faikoğlu ve sporcu konuklarımız Mustafa ve Abdullah kardeşlerimiz var. Efendim hoş geldiniz her üçünüz de. Nasılsınız? İsmail Bey sizden başlayalım. Görüşmeyeli nasılsınız? Teşekkür ederim. Yani gerçekten tekrar beraber olmak bizler açısından çok mutluyuz. İyiyiz bizler de. Evet, bir de kupayla geldiniz. Sevincimiz daha da arttı. Sizi tekrar gördük. Konuklarımızı tanıyalım. Mustafa senden başlayalım. Ne zaman başladın Büyükşehir Belediyespor'da ya da güreşe ne zaman başladın? Senden bir dinleyelim hikayeni. Ben Mustafa Sessiz, 1995 Erzurum Uzundere doğumluyum. Yaklaşık 10 senedir güreş branşıyla ilgileniyorum. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde beden eğitimi ve spor öğretmenliği okuyorum. Bu kadar. Evet. Abdullah seni de dinleyelim. Sen herhalde ara verdin biraz liseden sonra değil mi? Sınavlara hazırlanıyorsun. Evet. Senden dinleyelim. Ben Abdullah Arslan. 2009'da güreşe başladım Kestel Belediyesi'nde. 2011'de Bursa Büyükşehir altyapısına geçtik. Ondan bu tarafa İsmail Hoca ile birlikte Bursa Büyükşehir'de çalışıyoruz. Evet. Nasıl İsmail Hoca? İyi bir hoca mı? İsmail Hoca değil mi? Bizim biricik. Kendisi de burada. Evet. Sağ olsun sizleri yetiştiriyor. İsmail Hocam sizler nasılsınız? Neler var bugünlerde? Ne gibi programlar var? Vallahi gerçekten yoğun bir tempoda devam ediyor evet. Şu anda. Hani geçen hafta orada da Ümitler U23 Türkiye evet Türkiye şampiyonası vardı. Burada gerçekten katılım olarak çok fazla evet. Kulüpler katıldı. Takım olarak ilk defa Bursa'da şampiyon olarak 45 puanla şampiyon olarak çok Türkiye şampiyonu olarak tamamladık. Bu bizim için gerçekten güzel bir şey, güzel evet. bir başarıdır. Kulübümüz için, şehrimiz için. İnşallah önümüzde şimdi gençler Türkiye şampiyonası var. Hı. Aynı başarıyı orada da yakalamak istiyoruz. Evet. Bu yanınızda getirdiğiniz kupa gördüğünüz ya da birazdan gösterecek arkadaşlarımız o kupada Türkiye şampiyonu olduğunuz kupa değil mi? Evet, evet. Yani şu anda bu en son aldığımız şampiyonluk kupası. Evet, şu anda ekrana da geliyor. Sizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Sağ olun. Gerçekten çok sevindik. Bursa Büyükşehir Belediyesi güreşte hakikaten bir şeyler yapıyor. Zaten siz de söylemiştiniz geçen konuşmamızda. Şimdi de güreşin kategorilerine bakalım. Merak eden izleyicilerimiz belki vardır. Çocuklarını yazdırmak isteyen, öğrencilerini yazdırmak isteyenler. Hangi kategoriler var İsmail Bey güreşte? Bir bakalım onlara. Yani şu anda güreşte diğer branşlarda olduğu gibi bu minikler grubunda başlıyor. Minikler grubundan sonra yıldızlar grubu var. Evet. Yıldızlar grubundan sonra gençler grubu var. Gençlerden sonra Ümitler grubu var. Hı hı. Ümitlerden sonra da büyükler kategoride. Büyükler kategorisinde. Yani toplam 5 tane kategori var şu an. 5 kategori var. Evet. Mustafa ve Abdullah kardeşlerimiz hangi kategoride güreşiyorlar? Şimdi Mustafa kardeşimiz ve Abdullah kardeşimiz onlar en büyüklerde en ümitlerde güreşiyorlar. Evet. Şimdi Mustafa kardeşimiz geçen sene İstanbul'da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda kendisi Avrupa ikincisi oldu. Çok güzel. Abdullah kardeşimiz işte bu sene dedim ki yapılan Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu. Evet. İşte ümit ediyoruz ki hani önümüzdeki yapılacak olan uluslararası müsabakada aynı başarıyı tekrar ederler. O kapasitesi var, o yetenekleri var. Yani bizler ekip olarak sağ olsunlar Ahmet Gülhan, Hakan Koç, evet. Tamer Kısacık. Yani gerçekten bir ekip olarak gecemizi, gündümüzü, her şeyi onların için ayırıyoruz. Evet. Tabii ki başta Abdullah Başkanımız var, Abdullah Karadağ. Evet. Varını, yoğunu, her şeyi zaten 24 saatini sağ olsun hiçbir şeyini yetirgemiyor bize. Her zaman yanımızdadır. Evet efendim. Şimdi tekrar başa dönelim bir anlamda. Güreş takımınız, ben haberden okuyorum. U23 Türkiye Serbest Stil Güreş Şampiyonası'nda 45 puanla Türkiye şampiyonu oldu değerli spor severler. Hikayesini dinleyelim sizden. Nasıl hazırlandınız? Ne zaman hazırlandınız da gittiniz? Efendim bu kaç gün sürdü çalışmalar? Yani bu bakalım. Uzun bir sürede. Yani sene boyunca şimdi bu Ümitler Türkiye Şampiyonası şu şekilde hani bir hedeftir. Hedef nedir? Ümitler Türkiye Şampiyonası olduğu zaman Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı milli takımda hem kulübünü hem ülkeni temsil etme hakkı sahip oluyorsun. Evet. Hani bu sene boyunca yani sporcularımız diyelim ki sene boyunca bu müsabakaya hazırlanıyor. Bu tabii ki
Ocak ayında itibaren 2016 sezonuna işte dedim ki girdiğim evet. zaman işte dedim ki bu bir hazırlık aşaması Bahadır'ın. Yaklaşık bir ay sürdü galiba değil mi çalışmalar aşağı daha yukarı? Daha fazla uzun süre bu genel hazırlık aşaması var. Hı-hı. Arkasında işte dedim ki müsabaka dönemi dediğimiz aşaması Bahadır'ın. İşte bunlar tek yavaş yavaş sonuçta işte geçen hafta yapılan oradaki Türkiye şampiyonasına katılmak çok fazla vardı. Kaç şehirden katıldılar veya kaç takım katıldı? Şimdi yaklaşık 40 bölgeden vardı. Türkiye'nin 40 bölgesinden yani 40 bölgeden mi? Vardı. Şimdi bisiklette 70-80 kişi sporcu vardı. Hmm. Ha, bu demek hani büyük bir katılımdı. Tabii. Hani şey tarafı rekabet vardı. Her siklette bir rekabet vardı. Sporcular birbirine yeni hani yakındı yani yenebilecek durumdaydılar. Evet. O yüzden gerçekten zor geçti. Hmm. Ama bizler açısından ekip olarak gerçekten çok sevinçliyiz. Çünkü bu kupayı getirmek yani yıllardan beri Ankara'da ya Ankara TİDAŞ ya Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi alırdı bu kupayı. Bu sefer de Bursa Büyükşehir aldı değil mi? Onun sırasından beri bu bizler açısından çok iyi oldu. Ne güzel. Efendim biraz da tekrar Bursa'ya dönelim. Güreş branşı ne zaman kuruldu Büyükşehir'de? Bir hatırlatma babında soruyorum. Şimdi güreş branşı 2009 senesi. Ayrıca evet. Başkan sağ olsun. Hı. Gerçekten bu işe el attı. Tüm amatör branşlara nasıl değer verdiği gibi. 2009'da Amasya Şeker kapandıktan sonra evet. Bursa Büyükşehir Belediyesi A takım düzeyde bu güreş branşına önem verdi. Hı. Yatırım yaptı. Şimdi bu nitekim bu yatırımların karşısında 8 yıl boyunca gerçekten çok büyük bir başarılara imza attık. Evet. Hani şu anda Türkiye'de hem yıldızlarda, hem gençlerde, hem ümitlerde, hem büyüklerde milli takımı en fazla sporcu veren kulüp durumundayız. Bursa Büyükşehir evet. olarak değil mi? Bu bizler için, bu kulüp için gerçekten büyük bir başarıdır. Evet. Efendim, arkadaşlarımıza dönelim. Mustafa, senden başlayalım. Nasıl hazırlanıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Senden dinleyelim. Sabah kalkıyorsun tabii. Kahvaltı efendim veya okul nasıl gidiyor? Tabii biz dinleyelim. Sporcu olarak normal insanlara göre hayatımız çok farklı düzeyde ilerliyor. Daha disiplinli değil mi? Tabii çok disiplinli ve çok dikkat etmemiz gereken konular var. Mesela sabah kalktığımızda bizim sabah 8'de bir yürüyüşümüz var. Kahvaltıdan öncedir bu. Yürüyüşümüzle başlarız, sonra kahvaltı gelir arkasından. Kaçta kalkıyorsunuz ama 5-6 civarında mı yoksa 7 falan? 7.45, 7.30 evet. falan. Ondan sonra işte bir yürüyüşümüz var. Yürüyüşten sonra kahvaltımızı yaparız. Ondan sonra da sabah antrenmanımız var. Genel çalışma döneminde sabah 10'da antrenman var. 12'de biter antrenman, öğlen yemeği. Ondan sonra bir istirahat dönemi var. 2 ile 4 arasında. Bir de akşam antrenmanımız var. Bu genelde sıkı çalışma döneminde bu şekilde oluyor günde iki antrenmanın olduğu zamanlarda. Evet. Normal tabii maçlara bir ay kala veya 15 gün kala bu program değişiyor. Tabii daha da sıkılaşıyor tabii, herhalde değil mi? Yani, sıkılaşmasından evet. ziyade şöyle hızlılık antrenmanlarımız başlıyor. Biraz daha tempo düşüyor vücut dinlenmeye yönelik. Hani hızlılığına form antrenmanlarımız başlıyor. O zaman biraz daha rahat geçiyor. Tabii stres oluyor tabii. Maçların. Heyecan stres, oluyor değil tabii, mi yani? Evet. Odak noktalarımız tabii. oraya çeviriyor. Ama çevirelim. Bir de inanç var değil mi? Yani inanıyorsunuz yeneceğinize, rakiplerinize. Bir de o var. Yani motivasyon var. Evet. Dediğiniz gibi şimdi inancımız zaten olmazsa baştan kaybetmiş oluruz yani. Evet. Biz zaten büyük bir kulübüz. Hani Türkiye'de çok tanınmış bir kulübüz. Hani zaten rakiplerimiz de bizi az çok tanıdığı için bizim de yani maçlarda olsun veya turnuvalarda olsun ne yapabileceklerimizi az çok rakiplerimiz tahmin edebiliyor. Hani bizi tanıyorlar. O şekilde. Abdullah senle devam edelim. Sen nasıl hazırlanıyorsun? Aynı yerde mi çalışıyorsunuz? Evet, birlikte. Birlikte aynı, çalışıyorsunuz. Seni dinleyelim bakalım. Sen neler söylersin? Biz de aynı şekilde çalışma şeylerimiz hep aynı. Biz de 7.45'te birlikte kalkıyoruz. Sabah kahvaltısı. Ondan sonra tabii 10.30'da bir idman oluyor. Sabah idmanı. İdman haftanın her günü mü oluyor yoksa 5 günü ya da 6 günü? Haftanın 6 günü. 6 günü. 4 günü. İki idman yapıyoruz. Hı-hı. İki günü tek. Ondan sonra sabah idmanı yaptıktan sonra bir öğle uykusu, istirahatı oluyor. 5.30 gibi akşam idmanı oluyor. 5.30'da akşam idmanına girdikten sonra 8.30 gibi bitiyor. Saat 11'de de yatağa yatmış oluyoruz. Genelde günümüz böyle geçiyor. Evet. Peki Mustafa, örnek aldığınız bir güreşçi var mı? Büyüklerden, eskilerden. Onu da soralım. Yani şimdi biz
hani hocalarımız gerçekten çok kaliteliler. İsmail Bey mutlaka vardır da. Tabii kendi hocalarımız zaten olimpiyat görmüş sporcular. Hani sporculuk zamanlarında hani kendi kategorilerinde büyük sporcularmış. Hani bizlere de kendileri nasihat ederler devamlı. Evet. Şu anda da zaten Taha abimiz var. Taha Akgül. Hani evet, gerçekten Akgül, evet. Büyük başarılar elde ediyor. Hani büyük ülkemizi büyük yerlerde temsil ediyor. Onu şu anda örnek alıyoruz kendi canlı olarak yani. Siz de herhalde değil mi Abdullah? Evet. Aynı şekilde. İsmail Hocam siz neler söylersiniz? Çalışmalar sırasında nasıl gençlerin motivasyonu? Gerçekten şu anda hani çalıştığımız ekiple direkt mevcut olan şu anda ekibimizde hiçbir sıkıntımız yok. Hani sabah işte grubumuz var dedim ki. Sabah öğlen akşam çift antrenman yapan grubumuz var. Sabah okula giden, liseye giden öğrencilerimiz var. İşte dedim ki sağ olsunlar hani mevcut şu anda çalıştığımız ekipte onlar bize çok fazla faydası oluyor. Evet. Sizden başka 4 antrenör var yardımcınız bildiğim kadarıyla. Sizle beraber 5 bir de masör varmış galiba. İnternet sitenizden öğrendiğim bilgileri eğer artı ya da eksildiyse siz lütfen düzeltin. Şimdi söyleyin. Gerçekten çalıştığım arkadaşlar çok kaliteli. Hani bugün Ahmet Gökhan Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu ve milli takım kaptanlığı yapmış bir kişidir. Hakan Koç aynı şekilde dünya şampiyonu olmuş, Avrupa şampiyonu olmuş. Kişidir. Tamer Kısacık, milli takım fizyoterapist. Hani bu ekip gerçekten çok büyük bir başarılara imza atıyor. Yani burada ekipten ziyade ekibin birbirine uyum sağlaması çok önemli. O da çok önemli değil mi? Yani. Tabii burada başta Abdullah Başkan'ın çok büyük emeği var. Hani bizim dedik ki bu çalışma ortamını sağlayabilmesi için, rahat çalışabilmemiz için müthiş bir destek var. İşte o yüzden hani çalışmamızda, yaptığımız çalışmamızda emeğinin karşılığını bir şekilde bunu alıyoruz. Evet. Hani bazen beklediğimizin altında kalıyoruz. Bazen beklediğimiz üstüne çıkıyor ama tabii ki hedefi her zaman yüksek tutuyoruz. Evet. Nedir bir sporcunun hedefi, amacı? İşte Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, olimpiyat şampiyonası. Hani Türkiye bu, şampiyonası daha tabii Türkiye şampiyonası bir şeydir. Burada bir amaçtır. Nedir bu? Avrupa şampiyonasına, dünya şampiyonasına katılabilmek için mutlaka buradan bu aşamadan geçmek zorundasın. Evet. Şimdi gelelim İsmail Hocam, güreşçilerimiz nasıl hazırlanıyorlar? Ne gibi imkanları var? Büyükşehir, Belediyespor, başta Sayın Başkan Recep Altepe olmak üzere size ne gibi imkanlar sağlıyor? Biraz da bunlara bakalım. Tesislerimiz ne durumda? Vallahi, her gün yeni gelişmeler var. Biz de takip etmekte zorlanıyoruz gerçekten. Evet, İyi çalışıyorlar. Buyurun. Evet, gerçekten. Şimdi burada Sayın Recep Altepe'nin amatör branşı çok büyük, müthiş bir destekleri. Evet. Yani şu anda tesis açısından, diğer imkan açısından çok büyük bir yardımları var diyelim ki şu anda. Hani bu şu anda belediye spor yaklaşık 20-21 branşta aktif olarak, faal olarak sporcu, şey, milli takım düzeyde bütün branşlarda sporcuları vardı diyelim ki. Gerek voleybolda, gerek basketbolda, gerek atletizmde, gerek karatede. Efendim yüzme var değil mi? Yüzme değişik var, atletizm. Yani bunlar hep üst düzeyde hani sporcular dedim ki. Hani bizlere kurulduğu günden beri her türlü desteği hiçbir esirgemedi şu ana kadar. En son Yıldızlar'da yapılan lig şampiyonasından şampiyon olduğumuzda kendisini ziyaretinde bulunduk. Tabii ki o sözün erbabı değilim. Evet. Tesis konusunda söz verdi. Ben dedim ki en kısa zamanda o tesisimize kavuşacağız. Hep beraber temelini beraber atarız. Evet. Bizleri de orada bekleriz. Biz de takip ederiz efendim. İnşallah. Duyuyoruz. Peki hangi bölgelerde çalışma yerleriniz? Bursa'nın hangi ilçelerinde? Valla Bursa'nın her tarafında gerçekten hani bir potansiyel var. Kendi şeyine göre diyelim ki bu ailenin bu yaptığı branşla ilgili diyelim ki yani o branşa yaklaşımla ilgilidir ki. Yani bugün diyelim ki şu anda Yıldırım bölgesinde gerçekten Gürsu, Kestil bu bölgelerde bu güreş branşına belli bir potansiyel, gerçekten fazla bir potansiyel var. Evet. Hani Nülüfer bölgesinde de orada diyelim ki köylerine işte Çalı'da, işte diyelim ki işte Misi'de. Misi yani. O taraflarda, o bölgelerde mutlaka şey yapılması gerekiyor. Hani el atılması gerekiyor diye düşünüyorum. Hemen o konuya geçelim o zaman direkt olarak madem siz bahsettiniz. Sporcu seçimi nasıl yapıyorsunuz İsmail Bey? Nasıl şimdi, koordine ediyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz? Şimdi biz genellikle burada şimdi şu anda çalıştığımız 150 kelelerde Güneş Eğitim Merkezi'nde Yıldırım'da burada Türkiye'de işte derim ki ya da ilinde başarı olan sporcular ya da başarıyı yakalayabilecek sporcular genellikle bunları bir takip ediyoruz. Ya da derim ki mevcut olan kulüpteki hocasının bize önerdiği
sporcular vardı. Dedim ki bu Kestel'deki işte Gürtü'den, evet. İşte dedim ki kendi altyapımızdaki mevcut olan hocalar var dedim ki. Bunların tavsiyesiyle. Onlar okula mı gidip de mi bakıyorlar tabii, yani? Tabii okulda, hani okullarda çalışma, tabii evet. Ki buradaki beden hocalarına evet. İstişare ederek, buradan mutlaka seçerek, orada belli bir süre bunları yetiştirerek, hani bu şekilde Türk güreşine ya da Bursa'daki güreşine kazandırmaya çalışıyor. Evet, hemen o zaman Mustafa ile devam edelim. Mustafa, siz nasıl seçtiler? Benim biraz onu dinleyelim madem söz oradan açıldı. Okulda benim, okurken herhalde. Evet, ben YİBO'da okudum. Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda, Turgut Yılmaz İpek YİBO'da. Evet. Zaten orada bir güreş takımım vardı. Bizim de biraz aileden güreşe yatkınlık var Erzurum'da olmamızdan dolayı. Doğru, doğru. Erzurum deyince zaten değil mi? Evet. Ona hiç şüphe yok. Evet, bizim şeyimiz oradan başladı yani. Hadi dediler arkadaşlar, hadi biz de gidelim, biz de evet. Bakalım. Öyle hocalar da davet etti sağ olsunlar. İyi ki davet etmişler. Ne güzel, yani. Evet. Çok şükür ki bu işi yapıyoruz. Artık evet. İşimiz oldu. Peki Abdullah, sizin durum nedir? Siz nasıl seçtiler? Biz nasıl benim, katıldınız? Benim ilk katılma şeyim, Kestel güreş antrenörü benim akrabam. Ha, evet. O vesile oldu. Hı-hı. Onun yanında başladık. Ondan sonra sizin de mi gitti. Köken? Ben de Erzurumluyum. Aa, çok güzel. Ben de. Gerçekten bir şey var değil mi İsmail Hocam? Yani Erzurum deyince ya efendim şimdi, güreşçi çıkıyor. Ağrı evet. Deyince, Van deyince atlet çıkıyor. Yani bunun bir sırrı olmalı mutlaka. Ya şimdi efendim şöyle İsmail Bey, şöyle bir şey vardır. Hani Erzurum, Maraş, Tokat, evet. Sivas. Hani bu bölgeler gerçekten güreşe kara koca yoğun olduğu yerler burada. Hani minder güreşe daha fazla sporcu derler. Atadan gelen bir şey olsa gerek değil mi? Olabilir yani. Bilmiyorum hani geçmişte yani bir araştırmadık şey ama yani genellikle tabii. Şampiyon olan kişiler dedim evet. Ki minderde güreş yapan ya da şampiyon olacak düzeydeki sporcularımız bu bölgelerden geliyor. Evet. Yani dedim ki göç etmiş Bursa'ya, dedim ki nereden? Erzurum'dan. Bursa'ya gelmiş. İşte evet. Ya da Tokat'tan dedim ki Bursa'ya göç etmiş. Bir şekilde bu yörenin insanı bu işe daha sıcak, daha dört yılda daha fazla sarılıyor. Evet. Balkanlar da öyle mesela, Bulgaristan değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Evet, evet. Bulgaristan'dan iyi sporcular çıkıyor. Rusya'dan çıkıyor mesela değil mi? Şimdi şöyle bir şey vardı. Bizim Bulgaristan'da diyelim ki o Doğu Blok'un bir kurduğu bir sistem vardı. Evet. Şimdi orada o rejimin tabii ki doğal kendini tanıtabilmek için, ön plana çıkarabilmek için neredeyse tüm illerde spor okulları spor. Vardı. Bu sadece tek bir branşta değildir. Yani hani bütün branşlarda. Tüm branşlarda. Olimpiyatlarda görüyoruz, hep müthiş tabii başarılar yani elde ediyorlar. Müthiş bir yatırım. Yani burada çok büyük bir yatırımlar yaptılar bu ülkeler. Nitekim bunun şeyini karşılığını aldılar. Evet. Bulgaristan'da diyelim ki genellikle deli olma dedikleri kısım bölgede. Biliyorum, evet. İşte Karadeniz bölgesinde işte diyelim ki Kırcalı bölgesinde ki bu evet. Bölgelerde hani Türk nüfusun yaşadığı yerlerde daha fazla oradan girdik, evet. Çıkardı güreş branşını. Sporcular var. Siz de evet. Oradan çıktınız zaten evet. Değil mi? Efendim sporcu sağlığı konusunda bakalım. Yani kimse dilemez tabii sporcunun yaralanmasını ama olabilir. Bu konuda kimden destek alıyorsunuz? Büyükşehir'in bünyesinde var mı? Fizyoterapist olduğunu biliyorum ya da masör mü var demiştiniz. Evet. Evet. Şu anda kulübümüzde şöyle bir şey var İsmail Bey. Şu anda Büyükşehir Belediye Spor hani her sene de 2 yılda bir dedim ki anlaştı. Tabii. Bir kendi bir sağlık kurumu vardır. Mutlaka. Evet. Yani bu kuruma dedim ki yani sağlık sorunu yaşandığı zaman sağ olsun o konuda belki şu anda mevcut olan kulüplerin hiçbir imkanı olmayan bizim kulübümüz bunda mevcuttur dedim ki hani. Evet. Hani gerek sakatlıkta gerek hastalıkta dedim ki. Tabii. Diğer gerek periyodik bakımlarda yani. Evet. Gerek diğer periyodlarda yani müthiş bir destekleri vardır. Daha doğrusu. Düzgün bir şey kuruldu derim ki burada son yıllarda işe açıkçası profesyonel şekilde bakış, profesyonel açıdan yaklaşım oldu bütün zaten branşlara. Öyle de olmalı değil mi? Evet, evet. Evet. Şimdi olimpiyatlara adaysan mutlaka böyle olması gerekiyor. Tabii. Olimpiyat sporcusu istersen, olimpiyat sporcusu şampiyonu çıkarmak istersen mutlaka bu şekilde olması gerekiyor. Yani tam donanım olacak sporcu, evet. Hani zeki, çevik. Evet. Böyle tam anlamıyla. Ahlaki. Ahlaki, her bakımdan. Peki beslenmeye bakalım. Beslenmelerine nasıl dikkat ediyor bu kardeşlerimiz, öğrencilerimiz? Şimdi beslenme... Mutlaka normal yemeklerini, kahvaltılarını yapıyorlar, kendilerine evet. Anlattılar. Özel bir diyet uygulanıyor mu? Ne bileyim, nasıl, neler şimdi söylersiniz? Beslenme konusunu şöyle diyelim ki, yani bizim aylık verdiğimiz çalışma göre, musabakaya göre... Evet. Bir şey vardır, yemek listemiz vardır. Bu yemek listemi hep beraber dedim ki fizyoterapiste ya da başka arkadaşlarla. Diyetisyen, kaloriye göre değil mi? Onlar da şey alıyor dedim ki fikir alışverişi yapıyoruz. Nitekim bunun şekilde o liste şeyleri hani kulübümüze verip evet. Sağ olsun o konuda her türlü listeyi şu anda veriyorlar.
ona uygulanıyor. Evet. Peki hemen destek derken Uludağ Üniversitesi ile çalışmalarınız, ilişkileriniz nasıl? Orada da bu konuda çalışmalar var bildiğim Cemali kadarıyla. Cemali Hoca var orada. Cemali Hoca ile o konuda bazen bazı konularda istişare ediyoruz. Evet. İki sene öncesi oradaki şey yaptırdık. Belli bir performans testleri yaptırdık. Şimdi iki yıl yoğun bir tempo dedik. Ona bir ara şey demedik. Hani onu sağ olsun devamlı bizi arayıp soruyor. Desteğini esirgemiyor bizlere. Hani o konuda Cemal Hoca'nın da desteğini görüyoruz şu anda Uludağ Üniversitesi'nde kendisi. Evet, hangi bölümde? Onu da... Spor eğitimde. Spor eğitimde. Spor eğitimde bölümde. Çok güzel. Siz de Uludağ Üniversitesi'nde mi okuyordunuz? Ben Burdur'um, evet. Burdur'dasınız, evet. Çok güzel. Beden eğitimi öğretmeni olacaksınız. Evet. İleride yavaş yavaş İsmail Hoca gibi değil mi? Veya öğretmenlik yapar mısınız bilmiyorum. Zaman gösterecek. Evet. Efendim, güreşin Bursa'da geldiği noktayı bir değerlendirelim. Sizin başladığınız yıllarla kıyaslarsak nasıl görüyorsunuz? Mutlaka gelişmeler var. Onu da sizden dinleyelim. Şimdi İsmail Bey, şimdi şöyle bir şey var. Hani Bursa'da gerçekten güreş bizlerden önce de vardı. Bir tofaş. Hani bugün dedim ki yıllar sonra dedim ki hala da tofaş konuşuluyor. Değil mi? Şimdi ondan sonra kapandıktan sonra uzun süre... İlk Tofaş'la başladı Bursa, evet, değil mi? Evet, Tofaş'la başladı. Yani. Ama Tofaş sporu kapandıktan sonra uzun süre, yani 2009'a kadar A düzeyde kulüp kurulmamıştı. Basket de vardı. Basket var ama güreş branşında hani 2009'dan şeyde 2009 öncesinden bir Tofaş işte vardı. Ondan sonra... Bir DSY Nilüfer Spor var galiba, değil mi? Ama bu başarı yoktu. Vardı yine tekrar. Var. Şu anda DSY Spor yine var. Evet. Ama tabii ki altyapıda çalışma var. A takım düzeyde yok. Yani Bursa Büyükşehir gibi değil tabii mutlaka. Evet. Yani. Şimdi 2009'da kurulduktan sonra kulübümüzde yaklaşık şimdi burada Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları, Akdeniz Oyunları şampiyonları, evet. Türkiye şampiyonları, uluslararası tüm düzeyde, tüm kategorilerde hani kulübümüze madalya kazandırdık, şampiyonluklar kazandırdık. Yani inşallah kazandırmaya da devam edeceğiz. Evet. Hani bugün bu aşamaya gelmek kolay değildi. Bu sabır. Hep çalışmaya bağlı değil mi? İsmail Hocam yani. Evet. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Peki biraz da federasyona bakalım. Federasyonda çok büyük katkıları olduğunu biliyorum. Evet. Bursa'da temsilcisi var. İsmini lütfen siz söylerseniz. Yani şu anda Musa'yı'dan hani federasyon başkanımız şu anda Bursa. Yani Bursa için belki bulunmaz bir nimet. Yani şu anda neler, inşallah. Ne gibi katkıları oluyor ona bakalım biraz da. Şu anda hani inşallah daha göreve yeni başladı. Şurada 5-6 aydan beri. Hani kendisine şu anda tabii ki yani Bursa'ya tek odaklanırsa tabii. O zaman der ki diğer kulüpler bu konuda biraz doğru. Kıskanırlar. Şey olur. Hani burada bence adaletli olması doğru. Gerekiyor. Her kulübe eşit davranması öyle. Gerekiyor. Bence en doğrusu şu anda. Ama geçmişten gelen bir işbirliği var bildiğimiz kadarıyla ki başarıda bunun da etkisi var diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz. Peki önümüzdeki hangi etkinlikler var? Olimpiyatlara bakalım biraz da. Uzak mı yakın mı olimpiyat şimdi tarihi? Şimdi önümüzde büyüklerin Avrupa şampiyonası var. Evet. Riga'da, Latvia'da ayın 13'ünde gidecek. Mart'ta değil mi? Mart'ın 13'ünde. Evet, çok yakınmış yani. Büyükler tabii. Kategorisinde. Arkasından hemen Nisan ayında olimpiyat elemeleri başlıyor. Evet. Bu bizim için o çok önemli. O nerede olacak, hangi ilde? Şimdi bu ilk eleme Sırbistan'da olacak. Sırbistan. İkinci eleme Moğolistan'da. Son eleme de kendi evimizde İstanbul'da yapılacak. İstanbul'da. Tabii ki bizim amacımız daha doğrusu buradaki hedefimiz kendi kulübümüzün, kendi sporcumuz bu olimpiyatlarda bir şekilde yer almaktır. Evet. Bu olimpiyat elemelerine katılması ve buradaki olimpiyat barajı alabilmektir. Oraya kadar gidebilmek bile çok önemli değil mi? Yani çok o dereceye kadar çıkabilmek, olimpiyatlara katılma adayı olmak daha doğrusu. Şimdi şöyle bir şey düşün İsmail Bey. Hani olimpiyata gidiyorsunuz. Tabii ki olimpiyat şöyle bir şey. Dünya şampiyonasına bu sene katılıyorsunuz. Dünya şampiyonasına tek bir branşta gidiyorsunuz. Ama olimpiyatta 25 tane branş. Ve bu 25 branşta hep seçilenler geliyor orada. Evet. Şimdi güreş branşında 19 tane burada en iyi sporcular Avrupa'da, dünyada derece yapmış sporcular evet. Burada oluyor. Yani bunların arasında çıkıp da şampiyon olmak, medal almak çok büyük bir başarıdır. Evet. Hani o yüzden bizler şu anda sporcularımız var, o kapasitesi var. İnşallah Rabbim o bize o günleri gösterir. İnşallah biz de başarılarınızı takip edeceğiz. Peki gençler sizle devam edelim. Yurt dışına çıktınız mı hiç müsabaka dolayısıyla? Evet ben Bulgaristan'da turnuvaya gittim. Ondan sonra Bakü'ye gittik.
Azerbaycan'daki. Orada peki neler yaşadınız? Yani şampiyonluk başarılar var mıydı? Azerbaycan'da yapılan Baku Cup oldu orada. Gençler turnuvası geçen sene. Orada ikinci oldum ben. Onun arkasına Brezilya Salvador kentinde ülkemizi 84 kilolu gençlerde temsil ettim. Dünya şampiyonasında. Evet. Onun öncesinde de gençler 2015 Avrupa ikinciliği var. 2015 İstanbul'da yapıldı. Daha yeni yani. Sonlara doğru değil mi? Ekim ayında mıydı? İstanbul'da yapılan Avrupa şampiyonası Haziran ayında oldu. Yazın oldu. Evet, yazın oldu. Peki Abdullah, sen neler söylersin? Sen bu tür tecrübeler edindin mi? Yurt dışına gittin mi hiç? Ya da gidecek misin? Rusya'ya gittim. Yalçıstan bölgesine. 3 haftalık bir kamp. Biz maça girmedik orada, kampa gittik. Geçen sene de Azerbaycan Nahçıvan bölgesine gittik. Evet. Lig usulü bir maça. Takım halinde 4. olduk. Türkiye'yi temsil ederim. Çok güzel. İsmail Hocam, tekrar Bursa'ya ve size dönelim. Yaz ve kış spor okulları devam ediyor. Şimdi kış sezonundayız. Kış bitmek üzere. Bitti. Değil mi? Neredeyse bitti. Havalar çok iyi gidiyor. Güreş var herhalde değil mi? Yaz okullarında ya da... Tabii kuşlarda. Yaz okulları diyelim ki altyapıda çalışan hocalarımız var. Burada yaz okulları açılıyor. Açılacak yani. Açılacak. Okullar kapandıktan sonra burada yaz okulları açılıyor. Sağ olsunlar. Onlar o konuda gelen bütün çalışmaları yapıyorlar. Nasıl ilgi alaka yaz okulları? Herhalde öğrenciler okulların kapanmasını dört gözle bekleyecekler. Aslında, merak olan güreşe değil mi? Ya da başka branşlara gelecek. Aslında güzel bir şey bu. Şimdi ben şöyle bir şey derim ki hani sene boyunca çocuklar okullarda derim ki sabah kalkıyor, hani saat 6:30-7'de kalkıyor çocuk, 8'de okula gidiyor, sabahtan akşama kadar okulda zaten. Tabii. Hani yazında bir şekilde sağlıklı nesil yetiştirebilmemiz için hani boş kafelerde çocuklarımız hani zamanını öldürmemek için bu yaz okulları gerçekten gençlik büyük için bir fırsat yani, çok değil büyük mi? Bir fırsat. Onu değerlendirmek lazım. Güreş olacak diyorsunuz kesin. Peki diyelim okullar kapanıyor, daha gerçi daha var ama nasıl başvuruyorlar, nereye başvursunlar, adres istiyorum sizden. Şimdi bu bizim bu genellikle branşta. Tüm branşlarda diyelim ki hani başvurular bu yaz okullarındaki Fethiye'deki spor kompleksinin Fethiye mahallesinde, orada Fatih sokakta oraya Fethiye spor kompleksin var. Sağ olsun oradaki çalışan personel gerçekten her konuda yardımcı oluyorlar. Müdürümüz, tabii, başkan yardımcımız o konuda dedim ki her türlü tüm ailelere, gelen ailelere burada bir şekilde istedikleri de düşündükleri bir branş varsa orada tabii. O şekilde yönlendiriyorlar. Güreş olmaz da başka branş olabilir. Tabii tabii. Yani oradaki ailenin isteğine göre. Tabii. Bir de ailenin isteğine göre tabii. Efendim hedeflerinizi soralım. Zaten kupayı gördük. O bizi çok sevindirdi. Mutlaka sizler de öylesinizdir. Hedefler neler? Şimdi hedefler zaten değil bu mi? Bitti. Bunu unutuyor burada zaten bitti. Tabii. Hani şimdi önümüzdeki söylediğim şekilde önümüzde şey var. Gençler Türkiye şampiyonası var. Ona hazırlanıyorsunuz. Ona hazırlık hani onun hazırlıklarını başladık. İşte bu hafta sonu Çanakkale'de yapılacak olan bu gençler Türkiye şampiyonasına katılabilmemiz için bu elemeleri geçmeleri gerekiyor. İşte ilk etapta bu Çanakkale'deki grup maçları var. Oraya gideceğiz. Şimdi arkasından gençler Türkiye şampiyonası aynı başarı, bu ümitlerde yakaladığımız başarıyı da gençlerde yakalamak istiyoruz. Evet. Bizler tabii ki hedefi her zaman büyük tutuyorsunuz. Büyük tutuyoruz. Tabii. İddialı mısınız peki bu konuda? İddialı olmak zorunda. Gençlerin gözü pırıl pırıl parlıyor görüyorum değil mi? Onlar da biz de hazırız diyorlar. Siz neler söylersiniz gelecek için? Hedefiniz nedir? Bir olimpiyat şampiyonu olmak mı? Dileriz öyle olur. Sizden dinleyelim Abdullah. Pardon Mustafa, isimleri karıştırdım. Tabii bizim hedefimiz çok büyük. Hani dedik en başta dediğimiz gibi hocalarımız olimpiyat görmüş. Hani biz de onun üstüne çıkmak istiyoruz gerçekten. Olimpiyatları görüp artık olimpiyat şampiyonluğunu Bursa'ya getirmek istiyoruz. Evet. Hani böyle büyük hedeflerimiz de var. Şu anda bizim daha yaşımız çok genç. Ben daha 21 yaşındayım. U23'te yarışıyorum. Aynı zamanda büyükler kategorisinde de yarışıyoruz. İlk önce önümüzdeki olan U23'e bakacağız. Ben bu sene ikinci oldum bu kupanın alındığı yerde, Ordu'da. Şu anda bir hafta sonra bir milli takım kampımız başlayacak Ankara Elmadağ'da. Şu anda konsantremiz orası. Önümüzdeki şeylere bakacağız ama en büyük hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu. Evet. Peki Abdullah sen neler söylersin? Ben de olimpiyat şampiyonluğu hedefliyorum. Evet. Çok güzel. Hocam peki son olarak şunları söyleyeyim toparlayıcı olarak. Güreşe ya da herhangi bir branşa ilgi duyan gençlere, ki örnekler var, iyi örnekler, neler söylersiniz? Şimdi İsmail Bey şöyle söyleyelim. Hani buradaki ailelere, hani büyük şehirlerdeki
yaşayan ailelere şunu mutlaka çocuklarına kafalarındaki ya da hangi düşündükleri mutlaka bir branş vardır. Veya çocuğun yeteneğini görmüştür, iyi koşuyordur değil mi? Çocuğun yeteneği mutlaka spora yönlendirmeleri gerekiyor. Çünkü sporun zararı olmaz. Evet. Yani mutlaka gerek burada diyelim ki eğitim açısından hani hepimiz doktor... Derslere de faydası var bildiğim evet, kadarıyla evet. Yani hep... daha derslerine dikkatli oluyorlar. Yani şimdi hepimiz doktor olacak halimiz yok, yedi mühendis tabii. Olacak halimiz. Yani mutlaka herkes kendi alanında bir şekilde başarıyı yakalamak isteyecektir. Ama evet. Bizlerin bir abi olarak, bir hoca olarak nasihat edebileceğimiz hani ailelere mutlaka belli bir branşa spora yönlendirmeleri gerekiyor. Evet. Çünkü günümüz gençlik gerçekten pırıl pırıl ama onu kaybetmememiz gerekiyor. Tabii tehlikeler de var. Yani spor evet. Bunlardan büyük ölçüde koruyor. Değil evet. Mi? Efendim çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Son olarak neler söylersiniz? Mustafa senden başlayarak yavaş yavaş kapatalım. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz bizleri burada anladığınız için. Başkanım, biz teşekkür ederiz. İlk önce başkanımız Recep Altepe'ye Recep Altepe ve Abdullah Karadağ bizlere sonsuz desteklerinden dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz. Antrenörlerimize buradan çok teşekkür ediyoruz bizlere evet. Yardımcı oldukları için, bizleri çalıştırdıkları için. Ailemize de buradan çok selamlarımızı iletiyoruz. Bizlere öğretmenlerimize belki evet, de değil mi? Evet Abdullah sen neler söylersin? Ben de başkanımız Abdullah Karadağ, hocalarıma çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bu kadar. Evet. İsmail Hocam sizle de bitirelim. Efendim bizleri tekrar buraya davet ettiğiniz için sizlere, ekibinize gerçekten kendi kulübümüz adına, başkanımızın adına, başkanlarımızın adına çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de başarılar dileriz. Sağ olun efendim. İnşallah burayı kupalarla, madalyalarla doldururuz. Biz de başarılarınızı takip edeceğiz ve yayınlamaya, sizleri konuk etmeye devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya bir başka konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. İyi günler.